Yatırım bülteninden herkese günaydın. Ben Gizem Uzuner Gençtürk. Herkese iyi bir hafta dileyerek piyasalar açılmadan önce bilinmesi gereken 5 şey başlığıyla güne başlıyoruz. Yayın akışımız oldukça yoğun. O yüzden mümkün mertebe hızlı hızlı ilerlemeye çalışacağım. Başlıklarımız ekranda. Trump Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini kapsayan tasarıyı veto edeceğini açıkladı. Hafta sonu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu savunma bütçesinin kazananı Çin, veto edeceğim şeklinde bir açıklaması bulunuyor kendisinin. Ancak Senato'da eğer 3'te 2 çoğunlukla geçerse şayet bu bütçe tasarısı, Trump'ın veto etse bile bir anlamı kalmıyor açıkçası. Bu noktada piyasaların beklentisi Türkiye'ye ilişkin çok da fazla sert bir yaptırım olmayacağı yönünde. Ancak 12 tane seçenekten en az 5 tanesinin hayata geçirilmesi şeklinde katsanın kendi hükümleri var. Onu da hatırlatmış olalım. Bu bütçe için son tarihinde 18 Aralık olduğunu söyleyelim. İkinci başlığımız Amerika'da teşvik paketiyle ilgili. Karşı partilerin milletvekillerinden oluşan bir grup 908 milyar teşvik paketine bugün açıklama ihtimaline sahip. Oy vermesi gereken 535 kişi var. Bakalım 908 milyar TL'lik, milyar dolarlık teşvik paketi hayata geçecek mi Amerika'da? Bunu yakından takip edeceğiz. Bu piyasalardaki iştahı destekleyebilecek nitelikte bir haber akışı olduğunu da söyleyelim. Bununla birlikte İngiltere ile AB arasında bir ticaret anlaşması sağlanmasına yönelik müzakerelerde olumlu gelişmeler var. Bu noktada da Boris Johnson'ın en son geçtiğimiz hafta Ursula von der Leyen'le birlikte olduğunu görmüştük. Ancak akşam yemeğinden çok fazla bir şey çıkmadı. Ancak ardından görüşmelerin devam edeceği açıklamasıyla beraber bu sabah güne başlarken pound'un bir miktar rahatladığını görmekteyiz. Dolar karşısında değer kazanıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca baskı altında kalmıştı, hatırlatmak gerekirse. Aşılama başlıyor. Hem Türkiye gündemi böyle, hem de diğer ülkelerde de aynı şekilde Amerika tarafında da aşılamalar başlayacak. Türkiye'de aşılamaya dair faz 1 başlıyor. Bunu hatırlatmak olalım. Bununla birlikte küresel borsalar yükselişine devam ediyor. Dolar başta sterlin olmak üzere gelişmiş ülke paralarına karşı değer kaybederek güne başladığını söyleyelim. Gelişen ülke para birimleri için de benzer bir tablo var. Ancak bu noktada Türk lirasını hariç tutabiliriz. TL haftaya baskı altında kalarak başladı bununla birlikte. Geçelim bir sonraki tablomuza bakalım. Açılmadan önce piyasalar, bilmemiz gerekenler bunlar. Bugün piyasalarda neleri takip edeceğiz? Yurt içi gündemde sanayi üretimi rakamları gelecek. Aynı saatte yine perakende satışlar gelecek ama piyasaların yakından takip ettiği kısım aslında sanayi üretimi rakamları. Beklenti aylık bazda %0.8'lik gerileme yönünde. Yıllık bazda ise %8.4 oranında artış bekleniyor. Önceki rakamda ise %8.1 oranında yıllık bazda sanayi üretiminin yükseldiğini görmüştük. Bununla birlikte saat 13'te Avrupa Birliği'nden bu sefer sanayi üretimi rakamlarını takip edeceğiz. Beklenti yıllık bazda %4.2 oranında daralması yönünde. Bir önceki rakamda Avrupa Birliği'nde %6.8 oranında sanayi üretiminin daraldığını göstermişti bizlere. Son olarak da saat 14'te ABD OPEC aylık raporunu açıklayacak. Bunu da yakından takip edeceğiz. Bir sonraki tablomuz ise haftanın geri kalanında neler takip etmemiz gerektiğini gösteriyor bizlere. Bugün sanayi üretimi dedik. Geri kalan kısımda ise Türkiye'ye ilişkin bütçe dengesi, Merkez Bankası'nın beklenti anketi ve üzerine konuşacağımız aynı zamanda para ve kur stratejisini açıklayacak Merkez Bankası 2021 yılına dair. Bu da önemli bir başlık. Amerika'da sanayi üretimi, perakende satışlar, FED faiz kararı ve konut başlangıçları, Euro bölgesinden PMI rakamlarını takip edeceğiz. Bununla birlikte sanayi üretimi gelecek. Bu hafta Merkez Bankalarının haftası. İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Ardından Asya'ya bakıyoruz. Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı da bu hafta gelecek. Çin'den ise sanayi üretimi rakamlarını alacağız aynı zamanda. Hemen yan tarafa doğru ilerliyorum. Hem günün kapanışları geçtiğimiz hafta nasıl gerçekleşmişti, hem de diğer yandan güne nasıl başlıyoruz kısmını kısaca özetlemeye çalışalım. Görüldüğü gibi Avrupa kayıplarla tamamladı. Amerika tarafında ise Dow Jones artı da S&P ve Nasdaq tarafında ise düşüşlerle günü tamamlamıştık. Biz Avrupa tarafında kayıplar varken Cuma günü artıda tamamladık. Bunu da hatırlatmış olalım. Borsa kanadından tüm dünya borsalarıyla kıyasladığımızda Cuma günü bir pozitif ayrışma söz konusuydu. Geçelim bir sonraki tablomuza, yani canlı grafiğimize bakalım. Bugün güne nasıl başlıyoruz? Genel itibariyle hisse senetleri tablosu alıcılı. Dövize bakacak olursak
Bloomberg Dolar Endeksi ekranımızda %0.25'lik bir kayba işaret ediyor. Karşısında neredeyse bütün para birimlerinin artıda olduğunu söyleyebiliriz. Faizler yükseliyor. Emtia sınıfı karışık. Çelik ve demir cevheri fiyatlarında sert düşüşler var. Vadeli işlemlerde ise gördüğümüz kadarıyla bugünkü gördüğümüz olumlu tablo devam edecek gibi anlaşılıyor. Geçelim hemen bir sonraki tablomuza bakalım. Vadeli işlemler artıda dedik. Bunu da geçebiliriz. Hemen ardından Brexit dedik. Brexit tarafında enteresan bir varlık fiyatlaması var. O kısma da kısaca bakmaya çalışalım. Bir sonraki grafiğimiz geldiğinde pound ve FTSE 100 üzerinden baktığımızda uzunca bir zamandır görmediğimiz bir korelasyon meydana geldiğini görmekteyiz. Geçtiğimiz haftanın kapanışlarında ise her iki varlık da baskı altında kalmıştı. Dolayısıyla aralarında doğrusal bir korelasyon var. Brexit'i konuştuğumuz yine bugünlerde. Bir sonraki tablomuza bakalım hemen. Türk varlıklarına geçelim. TL'nin negatif ayrıştığını söyledik. Dediğimiz gibi Güney Kore Won'u, Tayyip Ahto'nu takip ediyor ama ağırlıklı olarak para birimleri bugün dolar karşısında artıda. Geçtiğimiz haftayı da kur yükselerek tamamlamıştı hatırlatmak gerekirse. Bir sonraki tablomuza bakalım ve Borsa İstanbul diyelim. Borsa İstanbul'dan önce bir de CDS'e bakalım. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta hem Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne hem de Amerika'nın katsasını konuşuyorduk. Bu ortamda Türkiye'nin ülke risk primi geçtiğimiz haftayı 35 bas puanlık bir yükselişle tamamladı. En son fiyatlama 388 bas puanı işaret ediyor. Türkiye'nin dolar cinsi 5 yıllık ülke risk priminde. Bir sonraki tablomuz borsa. Nasıl tamamladık? Geçtiğimiz haftayı %2.99'luk bir primle tamamladık. Ve böylece Borsa İstanbul'da 6 hafta üst üste devam eden bir kazanç serisinden bahsediyoruz. Bir sonraki tablomuz şirket haberleriyle ilgili. Hızlıca şirket haberleri tarafına da bakalım. Bununla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışındaki şirket haberlerine bakacağız. Geçtiğimiz hafta söylemiştik SPK bülteninden. Halka arzımız var. Arzum halka arzında 17-18 Aralık tarihlerinde talep toplanacak yatırımcılarına hatırlatmak gerekirse. Arçelik'le ilgili yoğun bir haber akışı takip ediyoruz. Hitachi'nin deniz aşırı beyaz eşya bölümünü satın almayı planlıyor şeklinde Nikkei gazetesine bir haber çıktı. Resmi açıklamayı da gördük Arçelik'ten. Hitachi ile görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilişkin herhangi bir kurul kararı alınmamıştır şeklinde Arçelik'ten doğrulama da geldi aslında. Hemen bir sonraki tablomuzda uluslararası şirket haberleriyle ilgili onu da ekrana verelim. AstraZeneca ABD'li ilaç şirketi Alexion'u 39 milyar dolara satın aldı. Nasdaq senato kararı sonrasında 4 Çinli şirketin hisselerine işlem görmekten platformundan çıkardı. Ve son haberimiz ABD hükümeti Moderna'dan 100 milyon doz daha aşı alacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi yurt içi gündemi konuşmak üzere Sardis Research Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte olacak. Evren günaydınlar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, günaydın. Şimdi yoğun bir veri takvimimiz var aslında ama Türkiye gündemiyle başlamak istiyorum. Bugün saat 10 itibariyle sanayi üretimi rakamlarını alacağız. Ne beklersin bu taraftan? Aslında sanayi üretiminde ve diğer aktivite göstergelerinde sektörel güven endeksleri gibi Temmuz ayından bu yana görülen zirveden bu yana bir gevşeme var. Bu gevşeme tabii o dönem yani işte Temmuz-Ağustos ayında devreye giren fonlama faizindeki artış, bunun yavaş da olsa kredi faizlerine sirayet etmesi ve kredi büyüme ivmesinin, kredi büyüme hızının değişiminin yavaşlamasıyla alakalı olarak bu tarafta bir gevşeme mevcuttu. Ama Ekim ayı verisi, yani bugün açıklanacak veri özetinde aslında ilginç bir detay var. O veri hem güven anketlerinde hem de sana şeyde PMI endeksinde örnek olarak ufak bir yükseliş izlendiği bir ara aydı. Hatırlayacak olursak verinin toplandığı ay Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki 200 bas puanlık sürpriz faiz artışının ardına denk gelmişti. Ve döviz kurlarındaki o dönem o kararla beraber izlenen o oynaklıktaki azalma, piyasaya yansıyan olumlu yorumlar sanki o noktada bu öncü göstergelere de olumlu etki etmiş gibi duruyordu. Dolayısıyla bugün açıklanacak veri en son Eylül ayındaki sanayi üretiminin yıllık %8 değişiminin üzerinden bir nebze belki olumluya doğru gidiyor olabilir ama bugünkü verinin ötesinde yani önümüzdeki aylar sene sonuna doğru izlenecek seyre baktığımızda şu an itibariyle sanayi üretim yıllık değişiminin %5 yıllık %5 artış civarına gevşediğini görüyoruz. Ama dediğim gibi yani bugün açıklanacak veri de yatay veya hafif olumlu seyir izlenmesi şaşırtıcı olmaz. Evren, aslında bu hafta itibariyle çok fazla Türkiye gündemine ilişkin veri var ama benim özellikle merak ettiğim Sayın Naci Ağbal Başkanlığı'nda Merkez Bankası'nın açıklayacağız. Çarşamba günü itibariyle Merkez Bankası para ve kur politikası metni yayınlanacak. Şimdi özellikle PPK metninde döviz rezervi, dolarizasyon gibi vurgulara ilk defa yer verilmişti. Buradaki strateji metninde hangi vurguların öne çıkmasını beklersin?
Yani bütün metinlerde takip edilmesi gereken en önemli konu döviz alım ihaleleriyle ilgili herhangi bir bilgilendirme, yönlendirme veya bu alanda verilecek mesajlar olacak. Rezervlerdeki erimenin, üstü kapalı erime diyelim, geri dönüşünün kesinlikle aynı şekilde olmayacağını ve piyasayla şeffaflık ve doğru iletişim içerisinde yürütüleceği bütün mesajlarda beyan edilmişti. Bu şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu sadece bu rezerv konusunda değil, bütün para politikası iletişimde de kullanılacağı zaten yansımıştı. Ama şimdi özel olarak da bir rezervler daha önemli konu olduğu için o konu çok yakından takip edilecek. Onun dışında diğer piyasayı fonlama fasiliteleri ve diğer uygulamalar tarafında da elbette her sene olduğu gibi yine o detaylara dikkat edilecektir, ama döviz konusu, döviz rezervleri konusu ve rezervlerin, net rezervleri nasıl biriktirileceği konusu oldukça önemli olacak. Şimdi geçtiğimiz hafta ödemeler dengesi istatistiklerini takip ettik. Özellikle burada altın ithalatıyla cari açığın bozulmaya devam ettiğini görmüştük. Bu ay itibariyle aldığımız ödemeler dengesi istatistiklerinde dikkatini çeken ne var? Aylık veriler çok sınırlı bir cari açık 300 milyon dolar civarında. Onun üzerine portföy girişleri ve net hata noksan girişleriyle beraber 300 milyonluk cari açığa rağmen rezervler aylık bazda 4 milyar artmış durumda. Bu şaşırtıcı değil ama tabii son 12 aylık toplama, yani yıllık toplamlara baktığımızda 34 milyarlık Türkiye'nin son 12 ayda toplam cari açığı var. Bunun üzerine portföy girişi çok, ya finansman girişi diyelim, portföy girişi demeyelim. Toplam finansman girişi 3 milyar ile çok sınırlı. Ancak 7,5 milyarlık da bir net hata noksan çıkışı var. Yani cari açığın üzerine net hata noksan kaynaklı çıkışları da eklediğimizde rezervler 38,5-39 milyar erimiş durumda. Ama bu 34 milyarlık yıllık cari açığın içinde bir 20 milyarlık kısım altın ithalatı kaynaklı tek başına. Bir de tabii Covid kaynaklı olarak bu sene 20 milyar dolara yakın da bir net turizm gelir kaybımız oldu. Yani aslında turizmden o gelir kaybını yaşamamış olsaydık ve altın talebi bu kadar yüksek olmamış olsaydı, altın hariç ve turizm etkisi hariç daha çekirdek cari açık, cari denge aslında olumlu da olacaktı. Yani bu tabii bu kadar hani yorumlanmayabilir, çünkü Covid olmasaydı belki talep daha yüksek olacaktı. Hani o da onu dengeleyecekti gibi düşünebilir, ama şu an itibariyle bulunduğumuz noktada altın birikimi önemli olduğu öne çıkıyor. Bunun kendi ortalaması etrafında tersi dönmesi beklenir geçmiş yıllara örnek alınacaksa. Dolayısıyla altın talebinin önümüzdeki aylarda ve dönemde bu kadar hızlı talep kuvvetli devam etmeyeceğini varsamamız gerekir diye düşünüyorum. Kredi büyümesindeki beklenen yavaşlama ve fonlama faizlerindeki yükselişle beraber bu taraftaki cari açıktaki bu genişleme eğiliminde ben sona ermesini beklerim. Bir olumlu detay, borç uzun vadeli dış borç yenileme oranları hem reel sektörde hem finansal sektörde olumlu. Finansal sektörü zaten geçtiğimiz ay boyunca bankaların sendikasyon yenilemelerinden de izlemiştik. Cari açık ödemeler dengesi verisi de bunu yansıtıyor. Yaklaşık %85 oranında borçlar yenileniyor. Bunlar tabii ki risklerin sınırlanması anlamında olumlu detaylar. Peki bir taraftan da rezerv biriktirme kısmını da sorayım. Buna önem atfediliyor Evren. Sence nasıl Türkiye rezerv biriktirecek? Bundan sonraki stratejisi ne olmalı? Yani birkaç kanalda aslında terse gelişme olması burada oldukça süreci rahatlatabilir diye düşünüyorum. Birincisi içeride sene boyunca, yani son geride bıraktığımız bir yıl boyunca portföy kanalında, yani hisse senetleri artı tahviller tarafında 12-13 milyarlık, yanlış hatırlamıyorsam son veri itibariyle birikimli bir çıkış olmuş durumda. Yine swap kanalında en son girişleri tabii hariç tutarsak en zirveye çıktığı noktada 40-45 milyar dolar civarında bir çıkış izlenmişti. Yani sadece 50-55 milyar dolar civarında portföy kanalından, swap, hisse ve tahvil kanalından yabancı çıkışı izlendi. Bunun üzerine yurt dışı yerleşikler, yerliler, şirket ve bireyseller olmak üzere çok ciddi döviz talebi gösterdi. Bunlar da tabii Merkez Bankası'ndan karşılandı. Dışarıdan giriş olmadığı için içerideki Merkez Bankası rezervlerinden bu yurt dışı talepte karşılanmış oldu. Turizm geliri işte az önce bahsettiğim gibi olmadı. Şimdi önümüzdeki bir yıllık süreye baktığımızda normal makul varsayımlar altında tabii konuşmak lazım. Öngörmek kesin olarak mümkün değil ama Merkez Bankası'nın verdiği, Merkez Bankası ve yeni ekonomi yönetiminin verdiği bu daha piyasa dostu, şeffaf ve öngörülebilir yaklaşım mesajları yabancı yatırımcılar tarafında karşılık bulacaksa, ki bulması beklenir. O zaman yani o çıkan işte 45-50 milyar dolarlık portföy çıkışından bahsettik. Hepsinin gelmesine gerek yok. Yani ikide bir, yarıda biri veya üçte biri
gelse bile 10-15 milyar dolar oradan bir mevcut durum üzerine ek giriş olasılığı olduğu anlaşılıyor. Koronavirüs tarafındaki bu aşı haberleri önümüzdeki yaza kadar küresel algı üzerinde etkili olursa ve turizm sektörüne oradan yani geçtiğimiz seneye kıyasla fazladan bir 10 milyar yani eski 25-30 milyarlara da çıkmasına gerek yok. Hani 15-20 milyar dolar seviyesine çıkacaksa bugüne kıyasla 10 milyar dolar daha fazla geride anlamına gelir. Oradan bir katkı sağlanabilir. Yurt içi yerleşiklerin alımları devam etmeyeceği varsayımı üzerinden yani işte kredi büyümesi yavaşlıyor, TL arzı yavaşlıyor. Kur beklentileri biraz daha belki stabil olabilir önümüzdeki dönemde. Faiz artışları değer sürecek olursa özellikle. O kanaldaki o baskı azalır. Belki bir miktar çözülme izlenebilir. Yani bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Merkez Bankası şeffaf bir şekilde bu süreci net rezerv biriktirici işte piyasadan alma şeklinde yönetirse evet yani bütün son işte bir buçuk senedeki rezerv kaybının tamamı elbette ki yerine konmaz ama en azından şu net rezerv eksi olma durumu bertaraf edilebilir diye düşünüyorum. Yani bu farkın önümüzdeki bir yıl içerisinde sıfırlanma ihtimali var. Yani imkansız değil en azından öyle söyleyelim. Ve ondan sonraki süreçte tabii artık daha hızlı nasıl biriktiririz noktasında ilerleyecek. Yani izlenecek süreç bu olacaktır ama tabii öngörmek zor. Bu haftaki metin bu anlamda tabii önemli. Evren, bir taraftan bu sorularımı yurt dışı tarafta da değerlendirmek lazım. Nitekim küresel ortamda, küresel faiz ortamı da bizim için oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nı takip ettik. Bugün de bu hafta itibariyle de G3'ün kalanını izleyeceğiz. 16 Aralık'ta Fed gelecek, 17'sinde İngiltere Merkez Bankası, 18'inde Japonya Merkez Bankası. Ne bekliyorsun buralardan? En son Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarını ekleme, program sürelerini de uzatmaya gitti. Mevcuttaki o gevşek ortam devam edecek mi diğer merkez bankalarında da? Çin var bir de. Yarın da fonlama miktarını açıklayacak Çin. MRF faizini açıklayacak. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor ama bölgeler arası çok ciddi bir ayrışmanın olduğu bir dönemdeyiz. Yani mesela Doğu Asya ve işte Çin tabii ağırlıklı olmak üzere. Çin verilerinin kuvvetli olması Çin'de bırakın bir ek işte gevşemeyi Covid kaynaklı olarak piyasaya ek destek sunulur mu noktasını geride bıraktı. İşte artık bundan sonraki bir sonraki adım daha sıkılaşma yönündeki bir adım olacaktır diye bir beklenti yarattı. Dolayısıyla Asya tarafından mesela böyle bir hamle beklemem. Avrupa dünyanın geri kalanından daha olumsuz ayrışıyor. Yani Asya Çin ile daha kuvvetli seyrediyor. Amerika kendi tüketim verilerinin ve yatırım sabit sermaye yatırım verilerinin kuvvetiyle nispeten olumlu ayrışıyor. Ve tabii imalat sanayinin desteğiyle. Avrupa bu iki bölgeden yani Amerika'dan ve Asya'dan olumsuz ayrışıyor ama Avrupa üzerinde de Almanya'yı bütün Euro bölgesinin geri kalanını dışına çıkartırsak aslında kalan resim çok daha kötü. Ve Euro bölgesiyle ilgili ECB'nin bu hafta geçtiğimiz hafta kararıyla ilgili olan ilginç detay da hem üst üste 4 aydır hem Almanya'da hem Euro bölgesinde negatif enflasyon, deflasyon seyri oluşmuşken üstüne büyüme verileri, Euro bölgesi büyüme verileri bu kadar beklentilerin altında kalırken aktivite verileri işte bir ay öncesine kadar 4. çeyrek sıfır büyüme olur mu deniyordu. Şu an kesin olarak daralma bekleniyor mesela. Son bir iki ayda gelen verilerle oluştu bu olumsuz seyir. Hem enflasyon ekside hem büyüme zayıf ilerliyor. Dolayısıyla Euro'nun mesela dolara karşı 1.21 seviyesinde olması, bu kadar güçlü olması, ihracat ve fiyat baskıları, tüketici fiyatları üzerindeki olumsuz etkileri ile gündemde. ECB'nin geçtiğimiz hafta kararı bu anlamda aslında piyasayı çok tatmin edici olmadı. Biraz daha en azından Euro'yu değersiz kılıcı ve güven algısını destekleyici bir açıklama yapılabilirdi. Bence orada izleyeceğimiz süreç daha bitmedi. Fed'den açıkçası çok bir şey beklemiyorum. Zaten göreceli olarak diğer merkez bankalarına kıyasla izlediği süreç daha piyasa dostu, piyasa destekçisi bir seyir çizdi. Tabii Amerika'da önemli olan konu bu başkanlık seçimlerinin sürecin sonlanıp Biden döneminin başlamasıyla beraber gündeme gelmesi gereken mali teşvik adımları. Yani Fed'in para politikası yapabileceği çok fazla bir şey olmadığı için orada ben daha çok mali politikanın ön plana çıkması gerektiğini ve çıkacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani ECB'den, Euro bölgesinden daha farklı adımlar bekleyebiliriz önümüzdeki aylarda. Evren, çok teşekkür ederim katıldığın ve görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Evet, Sardis Research danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu'nu yatırım bülteninde ağırladıktan sonra şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Habertürk editörü Olcay Aydilek her zaman olduğu gibi bizlerle. Olcay, günaydınlar. Sözü doğrudan doğruya sana bırakayım. Ankara gündeminde konuşulan başlıklar bu hafta neler olacak? Günaydın Gizem Uzuner. İyi haftalar diliyorum.
Ankara'da bu hafta iki önemli toplantı var. Deyim yerindeyse milyonlarca çalışanı, emekçiyi, esnafı ilgilendiren toplantılar bunlar. İlk toplantı bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığında olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saat 15'te kabineye başkanlık yapacak. Toplantıda koronavirüs salgını, esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketinin ele alınması bekleniyor. Zorda olan çiftçi için de bazı adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kiralarda düzenlemeye gidiyoruz, kabinede ele alacağız demişti. Esnafa yönelik bugün kabinede somut olarak kiralarla ilgili düzenleme bekleniyor. Kabinede ele alınması gereken bir başka konu belki de enerji sektörüyle ilgili destekler. Aslında enerji yönetimi bu konuda küçük esnafa Aralık ayı boyunca özellikle elektrik ve doğalgazda borcu olsa bile kesilmemesi konusunda şehir içi gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde talepte bulunmuştu. Bu talep hayata geçirildi. Ocak ayında yeniden değişikliğe göre durum değerlendirilecek. Bu konuya da bakacağız. Ankara'nın ikinci bir gündemi tabii ABD'den gelecek yaptırım kararı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini duyurdu. Bu hem Ankara'nın hem de piyasanın önem verdiği bir konuydu. Bu nedenle Ankara bu konuyu takip etmeye devam edecek. Ankara'da önemli bir başka toplantı CHP MYK saat 12'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Asgari ücret tespit komisyonu, az önce söylemiştik, iki önemli toplantı bu haftaya damgasını vuracak. İkinci toplantısını asgari ücret tespit komisyonu yarın TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı da 22 Aralık'ta Türk İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türk İş asgari ücretle ilgili bir tutar ya da rakam telaffuz etmedi. Türk İş görüşmelerde ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istiyor. Genel Başkan Ergün Atalay, önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanları kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna evet deriz dedi ve rakam telaffuz etmedi. Bir diğer önemli konu eğitim sistemimizi ilgilendiriyor. Eğitim sistemimizde deyim yerindeyse milyonlarca çocuğun interneti ve tableti, bilgisayarı yoktu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi ile bir protokol imzalamıştı. İhaleye çıkılmıştı. 4 üretici firmayla anlaşma sağlandı. Bu belli bir takvim dahilinde 500 bin tabletin teslim edilmesi öngörüyordu. Son tarih 25 Aralık'tı. Takvimde bir takım aksamalar olduğu belirlendi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak. 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacağını söyledi. Demek ki Ocak ayının ortasını 500 bin tabletin dağıtılması bulacak. Bu arada bu tabletlerin her birinin de internet bağlantısının olması önemli. Çünkü ihtiyaç sahibi öğrenciler sadece tableti ve bilgisayarı sorunu yoktu ya da bu konuda yoksunluk yoktu. İnternetleri de yoktu. Bu iki sorun da bu hamleyle giderilmiş olacak. Diğer bir konu akaryakıt sektörüyle ilgili. Akaryakıta bugün zam bekleniyor. Ama burada önemli bir konu var. Aslında hükümet 17 Ağustos 2018 tarihinden bu yana akaryakıtta tüpraş çıkışlı fiyata bir tavan uyguluyor. Bu tavanı biraz açmak istiyorum. Motorinin litre fiyatı vergiler ve tüpraş payı dahil 5 TL 61 kuruşu, benzinin de 6 TL 23 kuruşu geçmesine hükümet izin vermiyor. Bu çerçevede motorinde çıkış fiyatı 5 Türk lirası 61 kuruş olduğu için bugün 18 kuruş zammın Eşel Mobil gereğince Eşel Mobil'den ÖTV'den karşılanması ve pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olması beklenmiyor. Benzinde 21 kuruş zam ihtiyacı var. Tüpraş çıkışı olan 6 TL 23 kuruşa ulaşmak için 17 kuruş gerekiyor. Buna göre 17 kuruşun pompaya yansıtılması, 4 kuruşun da ÖTV'den karşılanması bekleniyor. Bununla ilgili gelişmeler akşam saat 17.18'de açıklanacak. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Benim Ankara'dan şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Söz Gizem Uzuner'de. Olcay, çok teşekkürler aktardığın notlar için. Evet, bu hafta asgari ücret gündemdeki başlıklarımızdan bir diğeri de tabii ki Amerika'ya ilişkin, kasa yaptırımlarına ilişkin öne çıkabilecek olası başlıklar Türkiye'nin gündeminde önem atfediyor. Şimdi Asya'ya gidiyoruz. Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte olacak. Ersoy, günaydınlar. Bugün aslında önemli, benim Asya'da dikkatimi çeken iki tane başlık var. Eminim sen de bunlarla ilgili de detay vereceksindir. İran'ın petrol üretimi bir tanesi, bir diğeri de atladığım verilerden Japonya'dan Tankan Endeksi geldi. Nasıl sonuçlar var? Evet Gizem, bugün Asya'da karışık bir görüntü var. Artılar biraz daha fazla, öyle söyleyebilirim. Japonya sadece 0.30 artıyla kapattı.
Çin artıda ama Güney Kore ve Hong Kong ekside, Asya Pasifik'te de artılar biraz daha fazla. Senin de söylediğin gibi Japonya'da Tankan endeksi eksi 10 geldi ama beklenenden daha iyi bir rakam, eksi 15 bekleniyordu ve de her ay bir önceki aydan daha iyi geliyor. O anlamda Japonya birazcık da olsa ayrıştı. Diğer taraftan Güney Kore'de yine bu virüsle ilgili önlemler biraz daha artılıyor. Bu haberler vardı. Ama Amerika'da aşının onaylanması ve bugünden itibaren başlayacak olması, Brexit'te en azından kopma olmaması, görüşmelerin devam ediyor olması, Amerika teşvik paketi konusunda anlaşmaya yakın olması haberleri nispeten bugünkü iyimserliğin bir sebebi. Yuan konusunda Citibank'ın bir haberi vardı. O dikkat çekti. Altılara gelmesini bekliyor. Şu an 6.50 seviyesinde Çin Yuan'ının biraz daha değer kazanmasını bekliyor. Ama genel olarak karışık bir görüntü vardı Asya tarafında diyebilirim. Ama petrol tarafında iyimserlik devam ediyor. 50 dolarların üzerine arttı Brent. Burada ne etkili oldu? Tabii aşağı haberleri talep artacak beklentisi yaratıyor. O da petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Ama İran üretimine dikkat diyelim. Amerika'da Biden yönetiminden beklentisi var. Onların da açıklamaları vardı. Bu nükleer anlaşmayı tekrar görüşeceğiz diye. O yüzden de İran üretimini iki katına çıkarmayı düşünüyor önümüzdeki bir sene içinde. Venezuela ile bir yakınlaşması var. İran'ın Venezuela petrolünü taşımak üzere bir tanker gönderdi Venezuela'ya. Bir de Suudi Arabistan yakınlarında bir tankerde ufak bir patlama oldu. Bunlar da petrol fiyatlarını biraz yukarı çekti. Bir haberle bitiriyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında direkt uçuşlar çok yakında başlayacak. Çok bizler için çok önemli bir haber. Hep aktarmalı gidiyorduk. Bu belki de biraz da politik bir yumuşama da sinyali olarak da alınabilir. Tarih net belli değil ama bu haberi de söylemek istedim. Söz sende Gizem. Ersoy, çok teşekkürler aktardığın notlar için. Evet, Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı'nın da notlarını aldıktan sonra yatırım bültenine kısa bir ara veriyoruz. Yatırım bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde her zaman olduğu gibi info yatırıma döneceğiz. Araştırma müdürü İsmail Güner bizlerle birlikte olacak. İsmail Bey, günaydınlar. Borsada nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Genel itibariyle Asya'daki hava iyimser başlamış gibi görünüyor. Bizde nasıl bir seyir beklersiniz? Evet, günaydın Gizem. Piyasalarda haftanın ilk günü olarak pozitif bir başlangıç yapma ihtimalimizin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Asya'daki pozitif hava, Amerika ve Avrupa'daki vadeli işlemlerdeki yukarı yönlü seyir ve bizdeki VIOP tarafında pozitif yönlü açılış şu an için Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü bir başlangıç yapma ihtimalimizi artırıyor. Veri açısından baktığımızda bu hafta oldukça yoğun bir veri takviminin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle burada Fed'in, İngiltere Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankaları'nın toplantılarını takip edeceğiz. Bugün ise bizde daha çok sanayi üretim verisi ve perakende satışlar verisi takip edilecek. Küresel piyasalara baktığımızda genel olarak pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle aşı haberlerinin şu anda borsa tarafında pozitif bir etki yaratmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Daha çok çarşamba günden sonra yurt dışı tarafında FED toplantısından çıkacak ve PMI verilerini takip edeceğiz. Euro dolar paritesine baktığımızda şimdilik biraz daha euro lehine fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Doların değer kaybetmeye devam etmesi diğer para birimlerine karşı şimdilik dediğimiz gibi parite yukarı yönlü bir eğilim içerisinde. Yurt içine baktığımızda ise şu an için gündemimizde yine koronavirüs vaka sayısının artması varken asıl gündemimizde Türkiye'ye olan yaptırım haberleri var. Özellikle geçen hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye bir yaptırım olup olmayacağını konuşuyorduk. Burada önemli bir yaptırımla ilgili bir durum çıkmadı. Şu an ise daha çok Amerika tarafındaki bu savunma sanayi bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra Senato'da da
aynı şekilde onaylanmasıyla birlikte burada kassa yaptırımlarının Türkiye üzerindeki etkileri bu hafta konuşulacak. Ama Trump'ın en son atmış olduğu tweette bu yasayı onaylamayacağı haberi biraz daha kafaları karıştırdı. Özellikle burada şu an için dolar TL tarafına baktığımızda ise bu haberlerin etkisinde geçen hafta 8'in üstünü görmüştük. Bu hafta ise daha çok 7.86 civarında hareket ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında da rekor bir kapanış olmuştu geçen hafta. Evet. Şimdilik yurt dışı piyasalardaki iyimser havayla birlikte bugün de yukarı yönlü yükselişin devamını bekliyoruz. İsmail Bey çok teşekkürler yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Evet, info yatırıma da burada veda ettikten sonra yatırım bültenine noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Zeynep Erasaman'la birlikte piyasa masasıyla karşınızdayız.